AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Trabzon Büyük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Soylu daha sonra AK Parti'nin Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun açılışına katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada özgür, demokrat ve zenginleşmiş bir Türkiye için AK Parti'nin 13 yıldır büyük devrimler gerçekleştirdiğini vurguladı. Yeni Türkiye'nin ortaya koyduğu Yeni Türkiye Sözleşmesi'nin hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kucaklandığı, kimsenin dinine, kimsenin etnik kökenine, kimsenin mezhebine, kimsenin siyasi anlayışına bakmadan 77 milyonun birine hür olduğu bir Türkiye'nin adıdır. Burası Yeni Türkiye Sözleşmesi'dir. Bugün sadece AK Parti seçime girmiyor. Türkiye'nin ufku seçime giriyor. Türkiye'nin yeni strateji seçime giriyor. Biz elimizdeki imkanların ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Evet, biz eski Türkiye'yi de biliyoruz. Fabrikaların iflas ettiği, esnaf dükkanlarının kapandığı, koalisyonların yönetildiği, %8 binlik faizlerle gençlerimizin işsiz bırakıldığı eski Türkiye'yi hep beraber biliyoruz. Biz eski Türkiye'yi biliyoruz. Benim memleketimin 13 vilayetine girilemediği, doktorun gitmediği, mühendisin gitmediği, öğretmenin tehdit edildiği, çocuklarımızın otobüste asker sevkiyatı esnasında otobüsten indirilerek bir şekilde nüfus kağıdı kontrolü yapılarak asker değilse şehit edildiği Türkiye'yi biz biliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'nin 785 bin kilometre karesinde milliyetçilik teranelerini yapanlar bıraksınlar. Ay yıldızlı bayrağı.